Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Onur ve bugün gördüğünüz gibi yepyeni bir Beşiktaş kariyeri videosu ile sizlerle birlikteyim. En son burada Başakşehir maçına geçmeden önce bırakmıştık. Şimdi öncelikle bir tane transfer yapacağımızı söylemiştim. Eksik bölgelerimizi doldurmaya çalışıyoruz. Aslında çok bir bölgemiz yok eksik olan. Çünkü hem Gedson Fernandes hem de Umtiti'yi aldıktan sonra savunma ve orta sahanın da çok bir eksiğimiz kalmadı. Sadece işte Salih Uçan yerine birini alabiliriz demiştim. Ve çok güzel bir fırsat yakaladım. Şimdi göstereceğim. Hatta şimdi alacağız onu. Transfer merkezi diyoruz. Serbest bir tane oyuncu yakaladık buradan. Vardy. Sezon sonu sözleşmesi bitecekmiş. Yenilemezse ara dönemde bir ön sözleşme yapabiliriz. Aynı şekilde Agüero da öyle. Hani sözleşmeleri biteceği için ön sözleşme yapabiliyoruz bu oyuncularla ama daha var. Yani ara döneme kadar yenilemezlerse yapacağız. Başka türlü olmayacak yani. Sadece göstermek istedim. Fernandinho şu anda serbest. Bildiğiniz gibi şu anda Manchester City'de. 37 yaşında City'nin kaptanı, bayağı yıllarca oynamış bir oyuncu, lider, takım oyuncusu. Aldığımız gibi kaptanlığı falan da verebiliriz aslında lider olduğu için. Fernandinho'yu hemen takımımıza katalım. Transfer teklifi yapıyoruz. 20 bin, 25 bin maaş verdikten sonra gelecek. 2 yıllık olsa olur mu? Okey, oluyor. Serbest kalma bedeli yok. Zaten gerek yok. Oyuncu şu an bile serbest. 20 maç oynarsa... Abi şunu kaldırsak olmaz mı ya? Hadi maaşını da şöyle yapalım. 17.500 yapalım. Böyle olsa 18.000, tamam gel. 100.000 euro imza prim istiyormuş. 18.000 euro da şey verdik. Maaş verdik. Fernandinho artık Beşiktaş'ta. Serbestmiş zaten. Futbolu bırakacağına. Bari bizde oynasın. Yedeği de artık şey olacak. Salih Uçan olur. Ve bu şekilde eksiklerimizi kapatmaya çalışacağız. Hızı bayağı düşük ama. Yani diğer özellikler çok iyi olduğu için onu kapatacaktır. Zaten savunma anlamında... Çok da fena değiliz. Umtiti geldikten sonra özellikle tam oturdu gibi bir şey. Başakşehir ve Göztepe maçları var ya burada. Bu iki maçı bence atlayalım. Ve Shakhtar maçıyla başlayalım diyorum. Öyle bir düşündüm. Shakhtar, Karagümrük, Hatayspor ve Juventus yapalım bu bölüm. Birazcık böyle hızlı hızlı gitmek için. Yani yenilsek bile çok önemli değil. Çünkü daha başları ya. Hani ilk 6 sıra takımlarını falan oynayalım. Gerisi çok da önemli değil. Transfer dönemi de kapanacak. Ay, Paris Saint Germain'le falan maçlarımız olacak ya. Çok zor olacak. Başakşehir maçını atladık. Ne oldu? Mağlubiyet aldık. 2-1. Hiçbir sıkıntı yok. Daha ligin başları yani. Çok başlarındayız. Bir an önce yükseliriz zaten. Çok önemli değil. Bu arada şu 10 milyon euro kalsın. Şu anlık harcamayalım. Bu şekilde 3 transferle birlikte sezonumuzun başlangıcını yapalım. Şeye saklayalım. Ara transfer döneminde belki bir fırsat falan düşer önümüze. Orada kapabiliriz. Danimarka milli takımına gerek yok gitmeye. Bu şekilde son saatimiz ve burada transfer dönemini artık noktalıyoruz. 3 tane transfer yaptık. Fernandinho, Gedson Fernandes ve Umtiti, Samuel Umtiti. 3 transferimizle birlikte bitirdik. Aa, gitmek istemiyormuş şey Utku. Kalsın abi o zaman. O zaman şöyle Shakhtar maçına doğru ilerletelim. Bakalım Göztepe'yi yenebilecek miyiz orada? Yenerse güzel olur bu arada ya. 2 maçtan bir galibiyet, bir mağlubiyet ayrılırsak bayağı güzel olur. Çok güzel. 4-2 kazandık. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçı geldi. Şampiyonlar Ligi bu sezon başlıyor. Bu sezon için başlıyor. Ve grubumuz çok zor. Paris Saint Germain, Juventus, Shakhtar ve Beşiktaş. Buradan en kötü ikinci olarak çıkmamız gerekiyor. Biraz zor olacak. Harbiden birazcık zor olacak ama yapabileceğimizin en iyisini yapmamız lazım. Kaptan önerisi. Tabii ki şey yapacağız kaptanı ya. Kaptan Vida da onu değiştireceğiz şimdi. Fernandinho olsun. Şampiyonlar Ligi başlıyor. Takımınız galibiyetle başlayabilir mi? Konsantre olmalıyız abi. Shakhtar'ı yenmemiz lazım. Özellikle kendi evimizdeydik değil mi şu an? Galiba kendi evimizdeydik. Dur bakayım. Böyle İstanbul'da galibiyetle başlamak çok iyi olur. Aynen, kendi evimizdeyiz. Çok güzel. Traore. Hangi Traore acaba? Marlon falan var. Bakalım. Şimdi bir dakika. Salih Uçan'ı unutmayalım da. Şuraya şeye koyacaktık. Ha, var, tamam. Sonradan sokarız oyuna. Fernandinho yorulduktan sonra ikinci yarı Salih Uçan girer. Bu şekilde maçımıza başlayalım bakalım. Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki ilk maçında rakibimiz Shakhtar Donetsk. Donetsk değil mi? Öyle bir şeydi galiba. Shakhtar diyelim. Kendi evimizde İstanbul'da burada 3 puanla başlamak çok çok önemli. Çünkü bildiğiniz gibi yani Paris Saint Germain ve Juventus diğer grubumuzdaki takımlar çok çok zor olacak o maçlar. En azından onlara göre nispeten birazcık daha düşük takım olan Shakhtar'dan 3 puan alarak başlamak bizim için en kritik şey.
Şu anda tüm herkes 0 puan. Paris'le Juventus berabere falan kalırsa da olur. Her türlü olur yani. İşimize gelecek şeyler bunlar. Umtiti. Sıkıntı yok. Ersin. Çok rahat. Hemen bırak Ersin. Bıraktı şimdi. Vida. Gıdvan. Vida nereden çıktıysa. Alex. Enkudu'nun koşusu var. Mükemmel aktardık. Enkudu. Koşuyorsun. Haydi oğlum. Yardır. Girdin içeri doğru. Kaldır şimdi. Batshuayi. Yapıştır Enkudu. Olmadı. Bırak Enkudu. Matvienko. Solomon. Rose koş. Stepanenko. Fernandinho ta oraya kadar gitmiş bu arada. Kaptı topu. Ama yine onlarda kaldı. Kapatalım Traore Umtiti. Bir daha. Bir daha. Kapatın önünü. Aldık şimdi. Alamadık mı? Oy, çok güzel şut geldi bu arada. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar birazcık zor. Ama Shakhtar'ı burada yenmemiz gerekiyor. Ya bahanemiz yok. Bir daha. Güzel. Bırak aşağıya. Şimdi ileri Batshuayi. Enkudu döndün ama pasını çok veremedin ya. Aha. Lan lan. Bastırın. Res yapın. Aşağıya vereceklerdir. Solomon. Fernandinho baskı yaptı. Alamadı topu. Şimdi Gedson Fernandes. Çok güzel kazandı. Gedson. Bıraktı. Bir daha Gedson. Şimdi Raşit Gezal. Gidiyoruz oradan. Gezal. Gezal. Yaptı ortasını arka tarafa doğru. Kaleci Piatov. Geri kaçtık. Tamam, kaçırmadı mı? Kaçırmadı mı? Kapatın abi. Gedson geldi oraya kadar. Traore Umtiti. İşte bu. Bu yüzden aldık oğlum. Fernandinho topla birlikte çıktı bu arada. Fernandinho'dan Batshuayi'ye doğru. Batshuayi. Geçemedi ya. Yapma be. Geçemedi abi. Kapatın abi önünü. Enkudu kapattın. Ersin çok güzel. Çok rahat aldık. Hemen şöyle Rozier'e ver. Haydi abi ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayalım. Güzel çıkıyoruz bu arada. Çok güzel çıkıyoruz. Gedson. Gedson açtın ayağından. Yardır oğlum. Yardır. Gedson Fernandez'de geldik. Gedson. Penaltı yok. Ah be. Korner. Alamadık penaltıyı. Batshuayi. Aha. Batshuayi vuramadı. Gedson. Bırak pasını. Gezal şimdi kaldırdı. El yok. Yine mi korner? Evet yine korner. Olsun. Kornerler önemli sonuçta. Dur bakayım. Kalecinin etrafını birik. Şöyle Batshuayi'ye doğru. Aha. Batshuayi vuramadı. Kaleci şıktı aldık. Faul yaptık bir üstüne. Marlos. Marlos geçti bu arada. El yok. Tamam. Bir an Rıdvan eline çarptı sandım da. Marlos'a doğru kısa kullandılar. Marlos. Solomon. Solomon kendi gidiyor. Şimdi verdi pasını Marlos'a. Marlos bıraktı. Gedson Fernandes. Çıkmaya çalışıyoruz şimdi. Rıdvan. Enkudu'yu kaçıracağız. Enkudu kaç. Yardır oğlum. Aç ayağından. Koş 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 koş. Kandırdım. Ver pasını. Bir pas daha. Alex offside mı? Abi offside ya. Çok geç bıraktın Gedson'a. Gedson Fernandes golü attı ama. Offside. Abi yapma ya. 1-0 öne geçecektik. Golümüz iptal. Aha. Nerede? Bizde. Alex. Şimdi Batshuayi. Batshuayi. Batshuayi mükemmel oynadı. Alex vuramadı. Yapma be. Enkudu. Şimdi bırakıyor ortaya. Arkasına düştü Fernandinho'nun. Solomon. Yukarıdan kaçacak. Rose'ye kapattın orayı. Ortaya geç abi. Ortaya tut. Tamam sıkıntı yok. Offside yok değil mi? Aha. Önümüze düştü. Beleş top. Yukarıyı gördük. Şimdi ta yukarıdan kaçan var. Gedson. Gezal'ın koşu yoluna bıraktı. Raşit Gezal. Gezal. Kaldır. Gedson'a doğru. Gedson Fernandes. Kötü vuruş. Ortaya verdiler. Hala tutabiliriz bu arada. Tam çıkamadılar sanki ama şimdi işte ataklarını bayağı bir olgunlaştırdılar derken kötü pas geldi oraya. Gezal indirdi. Fernandinho. Gedson. Çıkmaya çalışıyoruz. Bu arada forma numaralarını bir sonraki bölüm ayarlarız. Onu söyleyecektim unuttum yine. Penaltı. Penaltı kazanıyoruz. Enkudu'nun vuruşunda. Rakibin eline çarptı. Stopper'in eline çarptı. Kim o? Marlon. Marlon'un eline çarpan topta penaltı kazandık. Kim kullanacak? Oğuzhan girsin mi? Girsin madem ya. Dur madem Salih'i de oyuna sokalım. Fernandinho da yorgundur. Aynen yorulmuş bayağı. Geçen bölümde söylemiştim ya forma numaralarını nasıl yapalım diye.
Yani o videoyu daha atmadan ben bu video çekiyorum. Biraz şey oldu. Beklemedim yani. Bir an önce çekmek istedim. Bir günde iki tane atabilmek için. O yüzden aslında yani yorumlarınıza baktıktan sonra bu videodan sonra değiştiririz o formaları. Forma numaralarını. Fernandinho oyundan çıktı. Salih Uçan oyunda. Alex Teixeira topun başında. Alex nereye vuracak? Yapıştır. Yapıştır abi sağ tarafa. Alex ve gol. Penaltıyı gole çeviriyoruz. Ortaya vuracağımızı düşündü. Biz sağ tarafa doğru vurduk ve 1-0 öne geçtik burada. Şampiyonlar Ligi'nde ilk golümüz penaltıdan. Güzel. Ortaya atacağımızı düşündü biz. Hemen boş tarafa doğru yolladık. Golümüzü bulduk. Dakika 67'de öne geçtik. Bir gol daha bulursak acayip rahatlarız. 1-0. Her zaman için riskli skor. Her şey olabilir yani sonuçta. Geliyorlar. Kapat önünü. Ersin, bu ne biçim kurtarış lan? Rıdvan. Rıdvan'dan ileri şimdi. Enkudu. Enkudu bıraktı. Bir ver kaç. Çok güzel Enkudu geçtin. Enkudu açtın ayağından. Yardır oğlum. Şimdi Batshuayi. Batshuayi veya hayır direkt. Yapma. Batshuayi. Oğlum gol sandım ya. Çok yükselmiş be. Çok yükselmiş top. 2-0 bulmak üzereydik bu arada. Bir daha. Bir daha. Hayır bir daha. Çok kötü hata geldi Rıdvan. Devam çıkalım. Salih. Salih. Salih'ten yukarıya şimdi. Raşit Gezal. Gezal bıraktı ortaya Batshuayi'ye. Batshuayi. Batshuayi'den ta yukarı Gezal'a tekrar. Raşit Gezal. Çektin. Verdin ortaya. Alex'ten. Aşağıya oraya değil ama. Olsun tamam sıkıntı yok. Salih. Rıdvan'dan şimdi. Hadi be. Çok hızlı geldi o top. Oradan bıraktılar. Bir daha yapma öyle şeyler. Kapatıyoruz ortayı. Yukarı atabilirler. Bir daha. Çok güzel müdahale. Şimdi Salih. Salih'in ileri doğru. Oğuzhan. Oğuzhan'dan Osman'ın koşuyor lan. Yeni girdin oyuna. Koş Osman. Osman Yılmaz gidiyorsun. Osman. Çok sert top yolladın. Çok sert yolladın ama. Yetişemedi Alex ya. Ya kay. Neyse kayma tamam. Bir an kayıp alırız belki dedim de alamadık. Umtiti kapatıyorsun. Yapma. Bir daha. Hayır, 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 hayır. Çok kritik, çok kritik. Çok kritikti. Korner kullanacaklar. Son dakika artık. Son dakika. Korner kullanıldı. Ersin çıkal Ersin. Faul yapıldı ve burada maç bitiyor. 1-0 kendi evimizde Shakhtar'ı mağlup edip 3 puanla Şampiyonlar Ligi yolculuğumuza başlıyoruz bu sene için. Çok iyi oldu ya. Penaltıdan bulduk golü. Birazcık beleş penaltı kazandık. Hemen arkasından direkten dönen topumuz var. Bir de şu son Osman'ın attığı topla birlikte. Yani bir 3 tane falan gole yaklaştığımız pozisyon oldu. Onun haricinde çok da ortada geçen maçtı yani. Topla daha fazla oynadılar bu arada. Daha çok pas yaptılar. Ama sonuç olarak galibiyeti biz aldık. Real Madrid berabere kalmış. Paris Juventus'u yenmiş. Kara gümrük maçına gelmek üzereyiz. Tabii şunu atlayalım önce. Ersin Shakhtar karşısında kritik kurtarışlar yaptı. Haberleri var. Başka ne haberi var? Avrupa Ligi falan diyor. 13 puanımız var. Galatasaray'ın 16 puanı var. Şu anda Süper Lig'de. Rize maçına işte yedek kadroya çıksak güzel olur. Yani yedek kadroyla atlasak baya güzel olur. Hızlı simül ederiz onu. Önce bir kara gümrük maçını yapalım. Gerisine sonra bakarız. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yetişmek için bu maçları kazanmak önemli. Bu maça Salih'le çıkalım. Yo, Fernandinho'ya çıkalım ya. Çünkü bu maçta yorulsun. Rize maçında Salih oynar. Ondan sonra da şey yaparız yani. Bir hafta sonraki maçta tekrardan oynar. Ya da o maçta dinlendiririz falan. Yani fark etmez abi. Artık yedeklerimiz bol. Bu sene bayağı yedeğimiz var. Karagümrük karşısında ısınmadayız. Hemen geçelim abi. Bir önce şöyle bir kazanmak için oynayalım. Haydi oğlum. Yine kendi evimizdeyiz değil mi? Aynen kendi evimizdeyiz. Bu sefer birazcık gündüz vakti. Aha. Maçı onlar başladı ama az kalsın kapıyorduk. Bertolacci'yi. Enkudu kaçmadı ki. Enkudu'yu atmak istedim de orada. Enkudu çok uzaktaymış lan. Orada değilmiş ki. Rozier. Ahmet Musa. Şimdi Gezal araya girdi. Raşit Gezal. Bıraktı Batshuayi'ye. Batshuayi'den Gezal'ın koşu yoluna. Raşit Gezal gidiyorsun. Gezal'dan pas geldi. Yapıştır oğlum. Hadi be kaleci Viviano. Alex'in vuruşunu Viviano çıkarttı. Tam köşeye doğru değil. Ha, üstüne gitmiş ya. Birazcık daha köşeye vursaydı iyiydi. Korner.
Al abi. Batshuayi attın bunu. Batshuayi. Yapıştır. Benat ya. Hiç vuramıyor ki artık. O şeylerin başına nasıl vuruyordu? Aha. Getson. Olmadı. Kapat abi. Kapatıyoruz. Alır mıyız o topu? Aldık şimdi. Gezal. Önüm bomboş. Aç ayağından abi. Yardır oğlum Gezal. Yardırıyorsun. Alex. Geçtin Alex. Yapıştır ve... Hayır. Nereye attın be abi? İki oldu. Alex Teixeira. İkinci gol olmak üzereydi. Çok yakındık. Yani ikinci gol pozisyonu. 0-0 maç. Güzel çıktı şimdi. Getson Fernandes. Bıraktı ortaya. Alex. Alex'ten Getson'a. Getson çok arkasında kaldı. Şimdi aldık. Ortaya bıraktık. Rozier. Rozier'den Getson'a tekrar. Getson Fernandes. Getson bırakıyor. Yok abi şey düşündük ya. Gezal'ı düşündük de. Gezal şeye doğru gitti. Arkaya doğru gitti. Aha. Yine top bizde. Fernandinho. Fernandinho. Hadi be. Bunları denememiz lazım bu arada. Şutları fena değil ha. Fernandinho'nun. 60'lı da var. City'deyken. Alex Teixeira. Şimdi Getson Fernandes. Getson. Hadi be. Yine Viviano. Akın akın geliyoruz ama bir türlü gol yok. Şimdi korner. Kalecinin etrafına birik. Şöyle Batshuayi'ye doğru. Çok öne gitti. Kafa vuruşu gelir mi? Getson vuracak. Bir daha Getson. Ha, aldık. Geç şimdi. Girdin içeri. Yolla pasını. Yapıştır oğlum. Bir daha Getson. Abi. Bir türlü atamıyoruz şunu ya. Çıkmasınlar. Aldık. Yine bizde. Şimdi Batshuayi. Yapıştır oğlum be gol. Sonunda atıyoruz golü be. Oh be sonunda attık golü harbiden. Vişi Batshuayi. 1-0 öne geçiyoruz. Fatih Karagümrük karşısında. Sonunda attık şu golü ya. Yani kaçırdık. En sonunda golü bulduk. Batshuayi'nin içinden geçti Gezal galiba orada. Ne oldu lan? Bomboş artık savunmada sonunda bir hata geldi. Onu da üstüne vurmuş ha. Son anda tutuyormuş yani Viviano. Dakika 29'da 1-0 yakaladık. Şöyle bir gol daha bulursak iyice rahatlamış oluruz. Tam işimize yarayacak şey olur. Hocam nereye kayıyorsun ya? Getson. Gördüm. Yapıştır. Çok güzel gol. Çok güzel gol Valentin Rozier. Baya güzel gol attık bu arada. Arka arkaya goller. Karagümrük dağıldı. 2-0 öne geçiyoruz. Yalnız çok güzel geldik bu arada. Getson aslında başından beri Rozier'e atmak istedim şurada. Ortadan kaçtığını gördüm ama. Ortaya gitti. O da olur. Geçler. Kapatıyoruz önünü. Bir daha geldi. Bir daha. Yapma. Kaç kişinin arasından sıyrıldılar. Ahmet Musa Ersin. Ersin mükemmel çıkarttı bu arada. Harbiden çok güzel çıkarttı. Hemen ver. Yukarı ver. Rozier'den ortaya. Kovarejma'nın koşusu var. Koş Kovarejma. Yardır oğlum. Gidiyorsun. Oy, mükemmel hareket. Çok fena faul aldık bu arada. Mükemmel çalım yaptı Kovarejma. Çalım attı. Şimdi şuradan. Bir daha atmadık mı ya? Bir daha Lerine doğru. Şöyle. Kullandık. Nereye gitti lan? Rıdvan. Gol işte bu. Kaleci içeri aldı topu. Rıdvan Yılmaz. 3-0'ı buluyoruz. Viviano. Hiç yeterli olmadı kurtarışı ya. Topu içeri aldı. Frikik'ten de golümüzü attık. İşte çok kritik noktadan. Kovarejma'nın aldığı frikik. Burada golü getiriyor. 3-0 yakaladık. Kovarejma. Tam şeyin koşu yoluna. Rıdvan'ın koşu yoluna. Rıdvan'ın kafa vuruşu kaleci. Topu böyle içeri doğru almış. Bir bakalım. Viviano üstüne. Aa üstüne gelmiş lan bayağı. Üstüne gelen topu içeri doğru almış böyle. Hadi şuradan bir 4'e 5'e gidelim ya. Bayağı iyi olur bu arada 4-0 5-0 yaparsak. Aha Kovarejma. Eşleşiyor. Oy. Tokum ne biçim çalımlıyor. Offside mı? Lerin offside. Atıyorduk bu arada o golde. Enkudu. Gidiyorsun. Yardır oğlum. Yardır. Bomboş. Açtık önümüzü. Boşluk daha oraya kadar ama çok fazla açtık ayağımızdan. Aha. Bizde o top. Rozier. Aldı. Anatin Rozier. Korner. Çok güzel. Korneri kazandık. Şimdi kornerden
Atabiliriz belki de ya. Uzun süredir kornerlerden gol atamıyoruz. Gel bakalım. Larin. Attı bunu. Kyle Larin vuramadı. Getson. Aha. Vida. Oğlum vurun artık lan. Ya vuruyorlar da gol girmiyor bir türlü. Son 10 dakika. Onur. Uzaklardan vuruş. Harika gol bu arada. Gökhan Töre uzaklardan bir gol atıyor. 3-1 yaptılar. Artık tabii çok geç. Hani fark zaten 3'tü. 4'e yükseltemedik ama Gökhan Töre gayet de güzel bir gol atıyor. Şöyle bakalım. Dur bakayım. Buradan güzel pas vermiş. Bir daha vermiş. Bam. Ersin'i kurtaramayacağı noktaya vurunca da gol atıyor Gökhan Töre. Şimdi kaçan var. Alex'in koşu yoluna. Alex dışarı geçti. Alex çekti. Alex. Hayır ya, dışarı attı. 90+2 zaten. Bir gol daha atmak üzereydik ama top dışarı gitti. Maalesef burada son golümüzü bulamıyoruz ama 3-1 kazandık. Çok rahat bir şekilde Karagümrük'e karşı galibiyet aldık. Güzel. Ligde de arada böyle zor maçları kazanmak önemli. Yani diğer takımları aşağı yukarı atlıyoruz zaten. Rize maçı geldi. Utku şans istiyormuş. Oyna abi. Kaleci pozisyonu açılmış. Allah Allah, öyle bir şeyler söylüyor da. Oynasın abi, çok sıkıntı yok. Hemen şöyle kadroyu değiştirelim. Ben ayarlayayım geleyim. Bayağı uzun sürecek çünkü. Tüm oyuncuları değiştireceğiz. Evet, tüm ilk 11'i değiştirdik. Bu şekilde yedek kadroya çıkalım. Zaten yani berabere falan kalsak da sıkıntı yok. Ama bu takım yenerse bayağı güzel olur. Hızlı simüle edeceğiz. Oynamaya hiç gerek yok. Önümüzde Hatayspor maçı var. Onu oynarız. 3-1 kazandık. Gayet de isteyeceğimiz şey oldu. Umtiti girmiş sonradan. Montero gol atmış. Larin gol atmış. Bir de Osman gol atmış. Evet, Rıdvan yok. Yılmaz diyor da. Osman Yılmaz o. Güzel. Osman'ın gol atması da ayrı bir şey. Çünkü bayağı potansiyeli, gol attıkça daha da çok gelişir. Şimdi Hatay maçı zorlu tabii. Kaçıncılar abi? Bir bakalım. Trabzonspor yenmiş. 19 puanımız var. Fenerbahçe'nin 21 puanı var şu an. Tabii Galatasaray'ın da 20 puanı var. Ama sonuçta aşağı yukarı 1-2 şeyimiz var. 2 yıllık kiralık teklifini kabul etti. Tamam. Verelim abi, kabul et. Gidiyorsan git. Yani 1-2 puanlık fark hiçbir şey değil. Hatayspor zorlu rakip. O yüzden yenmemiz gerekiyor ama yine burada hafiften bir yedek kadroya çıkmak zorundayız. Çünkü 2-3 gün sonra Juventus maçı var. Çok zor olacak. Böyle birazcık yedek kadroya çıkalım. Mesela Fernandinho yerine Salih falan. Şunları ben ayarlayayım. Geri gelelim. Evet, yorgun da olsalar bu şekilde bir kadroya çıkmak zorundayız şu anda. Çünkü diğer oyuncuları saklamak gerekiyor. Juventus maçı çok daha önemli. Hani ligde bir şekilde puan toplarız ama Juventus bizim hani ikinci olarak çıkmamızı engelleyebilecek bir rakip. Onları kazanmak için az kadromuzu saklıyoruz. Bu şekilde Hatayspor maçına başlayalım bakalım. Bölümümüzün 3. maçında bu sefer rakibimiz Hatayspor. 3 maç üst üste kendi evimizdeyiz büyük ihtimalle. Yani Karagümrük maçında buradaydık. Ondan önceki maçta da buradaydık. Evet, 3. maç. Hiç deplasmana gitmiyoruz bayağıdır. Ha şey, Rize maçını atladık ya, orada galiba deplasmandı. Tekrardan kendi evimizde olduğumuz için yine bir rahat galibiyet alırsak bayağı güzel olur. Bu ne? Formalar böyle mi kalmış? Abi. Formalar böyle kalmış ya. Neyse, artık şortlardan anlayacağız. Yapacak bir şey yok. Hiç fark etmedim ya, kusura bakmayın. Harbiden fark etmedim. Ya ben de göremeyeceğim, sıkıntı o. Yani nasıl oynayacağız bilmiyorum. Baraj mı bıraktı şimdi? Larin'in koşusu var. Kyle Larin. Yapıştır Larin. Hadi be Münir. Daha maçın başında gol atacaktık. Korner. Kalecinin etrafını birik. Gel abi şöyle kullan. Aha. Larin vuramadı. Geliyorlar ama kim kim hiç belli olmuyor ki ya. Ortadan kaçan var galiba. Mehmet. Şey Mert. En çok gol atan takım şu anda bizim takımmış. 8 maçta 19 gol. Tam 2 katı. Değil. Yani 8-16 yapıyor da. Neredeyse 2 katı işte. Ersin. Penaltı yaptıracak lan. Öyle bir daldı ki adama. Serdar. Can. Can'dan Larin'e. Larin. Kyle Larin. Hadi be. Çarptı mı? Çarpmış, korner. Rakipten sekmiş. Şimdi şöyle bir kullanalım. Aynen. Kaleci Münir. Çok kötü kullandık ya. Çıkamasınlar lan. Baskı yapalım. Kovarejma. Kapat önünü. İşte bu Kovarejma. Çok güzel. Bıraktı şimdi. Osman. Osman. Hocam. Hocam. Sarı kart. Aha, yine tehlikeli. Bak şuraya. Koşu yollarını kullandık.
Lorin Osman. Ay Osman'mış lan. Lorin sandım. Var ya fena rövşat atacaktı ha. Yine baskılı başladık da hala gol yok. Artık gol çıkartalım. İndirdik. Şimdi yukarıdan kaçan var. Salih. Taş kimin? Onlarınmış ya. Salih'ten çıkmış. Ahmet Yuf. Şey Çamoğlu. Burakcan Çamoğlu. Burakcan'dan ortaya şimdi. Lobenitse. Orta gelebilir. Oradayız abi. Gülay. Lan ne yapıyorsun Ersin? Oğlum ödüm patladı ya. Tutamıyorduk orada. Yedik mi? Ersin çıkarttı. Korner. Hadi hadi hadi. Galibiyet alalım şurada. Adamların forma numaraları falan da beyaz lan. O nasıl forma lan? Her şey beyaz formanın. Adama Traore. Adama Traore. Şimdi San Luis. Offside yokmuş bu arada. Yedik golü. Offside sandım yokmuş ya. İlk yarının son dakikasında gol yiyoruz. 1-0 geri düştük. Zaten kim kim hiç belli olmuyor ya. Çok kötü bir forma seçmişiz. Şurada kim bozmuş? Yani biri bozmuş galiba ama tam göremedim. Offside diye birazcık nasıl diyeyim soğukkanlı davrandık da. İşte yapacak bir şey yok. Offside bozulunca burada gol yiyoruz. 45'teydik. 1-0. Şimdi ikinci yarıya başlarken birazcık oyuncu değiştirelim. Yorgunluklar var. Şöyle yapalım. Oğuzhan yerine buraya Gezdal'ı alsak nasıl olur lan? Oynar bence bu arada. Farklı bir şey deneyelim. Buraya Denkudu. Birazcık farklı bir şey. İki tane kanadımızı orta saha oynatıyoruz şu anda. Hafiften böyle bir farklılık yapalım bakalım nasıl olacak. Belki işe yarar. Zaten zar zor gözüktüğü için bir önce gol bulmak gerekiyor. Osman. Bıraktın. Enkudu'nun koşusu var. Enkudu dışarıda. Çok sert vurdun ya. Kevin Enkudu. Çok yakınlaştık. Atacağız şu golü. Şimdi ta ortaya doğru Enkudu. Enkudu aradan bıraktı. Larin. Larin. Çekti. Kendi başına gitmeye çalışıyor. Hocam. Sarı kartı vardı. Kırmızı kart. İşte bu. Sarı kartı vardı. Maçın başında sarı kart görmüştü. İkinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Adam Traore. Larin'e müdahalesi. Larin yerlerde sekti böyle. Havada döndü. İşte bu. 10 kişi kaldılar. Dur bakayım. Bir de şurada. Osman. Yapıştırmadın mı lan şöyle? Ha? Yapıştırmadın mı böyle? Nasıl olur? Kötü gitti. Boş ver. Amacımız o değildi zaten. Amacımız onları 10 kişi bırakmaktı. Tam da istediğimiz şeyi yaptık. Hani faul aldık orada. 10 kişi kaldıktan sonra faul şeyi atmışız atmamışız çok önemli değil. 1-2. Çok uzaktı zaten. Osman. Bıraktı şimdi. Ortası boş. Larin çok kötü bıraktın. Devam. Umut ta ortaya doğru. Larin. Larin bıraktı şimdi. Çok geç kaldın Larin ya. Arkadaki geç kaldı daha doğrusu. Şimdi Gülay. Gülay topla birlikte çıkıyorsun. Quaresma'nın koşusu var. Birazdan atacağız. Şimdi yolladık Ricardo Quaresma'nın koşu yoluna. Quaresma. Çektin. Ta ortaya verdin hocam faul. Hocam yeter artık ya. Sarı kart kaptanları. Kim bu? Martin Bjornback. Aha tehlikeli nokta lan. Osman böyle mi kullansan lan acaba harbiden? Bir kullan bakayım nasıl olacak? Osman Yılmaz kullandı kaleci Münir. Yani pas verseydik oradan gol çıkmazdı gibime geldi. Bari vuralım dedim de. Bir şey çıkmadı. Osman'dan Enkudu ya. Hocam yine kayıyorlar ya. Enkudu. Şimdi bıraktı. Larin. Larin'den geriye. Salih. Salih'ten yukarı doğru Gezal. Gezal. Çok kötü bıraktın Gezal ya. Çok kötü bıraktın orada. Umut da öldü. Umut Menaş da öldü. Koşamıyor artık. Serdar kapattın ortayı. Serdar kapattın ortayı. Çok kötü pas geldi. Çabuk 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 hadi. Takım. Her şeyi açtık artık. Bütün riskleri göze aldık. Abi hadi abi. Enkudu. Salih. Son anda kaydılar ya. Ne kaymakmış arkadaş gerçekten. Sürekli kayıp kayıp duruyorlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Geri döndük verdik ortaya. Osman. Osman geçtin. Osman çekemedin. Yapma be. Osman şunu bir çeksen var ya. Şaka gibi arkadaş. Kendi evimizde mağlubiyet alacağız ya. Geliyorlar. Ljubljanice. Ljubljanice geldi. Attı golü. Bittik abi.
ettik abi. 10 kişi takıma karşı kendi evimize rezalet bir mağlubiyet alıyoruz. Böyle bir şey yok ya. Gerçekten rezalet mağlubiyet aldık. Hiç olacak iş değil ya. Gerçekten hiç olacak iş değil abi. Şaka gibi mağlubiyet. Gerçekten şaka gibi. Kırmızı karttan sonra biraz daha kolay olur dedim de hiç de kolay olmadı. Baskı yap. Hadi be. Gerçi bir gol atsak ne olacak? Kendi evimizde 2-0 mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyet bizim için bayağı kötü oldu ya. Yani yedek kadroyla kazanırız belki dedim de. Çünkü az kadroyu saklamamız gerekiyordu bir yandan. Maalesef 10 kişi takıma karşı 1-0'dan belki dönebilirdik ama işte o son bütün riskleri göz alınca olur ya. Hani gol atmak için bütün takım ileri çıkar. Sonradan onlar atar bir tane. Aynı şekilde onu yaşadık. Ve 2-0 mağlubiyet alıyoruz burada. Bu kötü oldu ya. Ama sıkıntı yok. Ya Süper Lig'i çok hani şu an için umursamıyoruz. Çünkü daha önümüzde çok yol var. Bütün takımlarla daha oynamadık. Esas büyük takımlarla bile oynamadık. Bir tek Trabzon'la oynadık. O yüzden biraz daha rahat davrandığımız için bu tarz mağlubiyetler çok da şey değil ya. Sıkıntı değil. Biraz daha böyle kendimize gelmemizi sağlayabilir bak. Bu tarz mağlubiyetler. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmak ya şu an. O yüzden oraya öncelik vermek tabii daha doğal. Dur bakayım. Juventus maçı geldi değil mi? Geldi abi. Juventus maçı. Paris 3 puan. Beşiktaş 3 puan şu anda. Portekiz milli takımdan teklif var ama kabul etmeyeceğim. Haydi bakalım. Şurada 0 puan Shakhtar, 0 puan Juventus. Bir de biz şöyle kazanırsak bayağı güzel olur. İngiltere milli takımdan teknik direktörlük teklifi gelmiş. Yanıt ver diyorlar. Hiç gerek yok. Yani maçtan sonra bakarız ona. Milli takıma şu anlık gitmeye gerek yok. Yine formalar benzemesin zaten geçen maç. Birazcık da onun yüzünden şey yaptık. Kim atacağımızı şaşırdık. Yani onlar böyle gitsin ya. Böyle olsun abi sıkıntı yok. Birazcık da şeymiş bak. Yıldızlı mıldızlı formaları var. Tabi çakma Juventus olunca. Piemonte Calcio. Moise Kean, Dybala, Guerreiro, Bernardeschi var. Locatelli, De Ligt, Bonucci. Chesney. Aşağı yukarı aynı kadro var ama birkaç ekleme var. Bizim kadro zaten. Az kadromuz da burada. Deplasmanda İtalya'da galibiyet alırsak. 6 puanla Şampiyonlar Ligi'ne başlarsak. Mükemmel olur. Paris mağlubiyetleri çok da etkilememiş olur. Başlayalım bakalım. Büyük maç öncesi Juventus'ta oyuncular ısınmadalar. Birazdan bizim takım da gözükecek. Dybala'yı gösteriyorlar. Diğer tarafta Alex Teixeira orada. Arkada 5 numara Umtiti. Umtiti orada. Haydi bakalım büyük maç başlayacak. Bölümümüzün son maçında rakibimiz Juventus. Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmak için Paris'ten sonraki en büyük rakibimiz Juventus burada. Bayağı zor bir gruba düştük. Eğer burayı geçersek çok büyük işimize yarar. 3 puanla buradan ayrılırsak inanılmaz olur. Ama 1 puan da olur yani. Rozier bıraktı şimdi. Koşusu var. Aha koştu lan. Aha geçti. Lan karşı karşıya. Valentin Rozier. Yapıştı Rozier ve gol. Valentin Rozier tek başına attı golü. 1-0 dakika 3'te öne geçiyoruz. Yani hiç beklemiyordum ama daha maçın başında golü bulduk. Rozier'in golü. Deplasmanda 1-0 öne geçtik. Burada beraberlik alsak bile yeterli. Tam ondan bahsederken. Bam işte bu. 1-0 öne geçtik. İlk golü bulmamız çok güzel oldu bu arada. Rozier orada bir Batshuayi ile Berkaç'a girdi. Ardından bir koştu zaten kimse tutamadı. Çok iyi abi çok iyi. Juventus'a karşı deplasmanda daha maçın başında golü bulduk. Moise Kean mi? Roz yattı kanka. Ne? Koş 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 koş. Dybala. Oğlu Dybala. Dybala getiriyor. Bomboş Umtiti. Umtiti son anda. Bir de Umtiti. İşte bu. İki tane üst üste müdahale. Korner. Locatelli korneri kullanacak. Ersin. Çok rahat. Yukarı verdik. Batshuayi'ye doğru. Bir daha Enkudu. Oy çok uzağa getiriyoruz. Koş oğlum. Yardır Enkudu. Çok güzel çektin. Enkudu. Enkudu. Locatelli. Hadi bir adama çarptı ya. Baskımız var. Presimiz var. Rıdvan kazandı. Şimdi Enkudu'yu bıraktı. Enkudu'dan ortaya. Alex. Locatelli tekrar. Penaltı.
Locatelli bu sefer engelledi ama yine tam tersi. Yine engelledi ama bu sefer penaltı. 27 numara Locatelli'nin eline çarpmış. Yani şurasına falan çarpmış galiba. Tam böyle tutarken. Tartışılır mı? Yok. Yani penaltı. Vara gitmediler bile. Beleş penaltı kazanmış olduk. Şuraya atalım. Sert vuralım. Yapıştır işte bu. Alex Teixeira. 2-0'a getiriyoruz skoru. Lan topu vursana. Lan topu niye yanından geçiyor? Vur şuna. Vur. Vurmuyor. Tamam. Hadi yap. Gol sevgisini yap. Onu da yapmadı. 2-0. Öne geçiyoruz. Juventus'a karşı deplasmanda. 2 gol atmamız çok güzel oldu harbiden. Çok güzel oldu. İnanılmaz bitiş oldu. Daha maçın başına 2-0 yakaladık. Ama rakibimiz Juventus, yani boş takım değil. O yüzden her an 2'yi bulabilirler. Yani 2-1 yapıp 2-2 yapabilirler. Birazcık daha dikkatli oynayalım. Maçı salmayalım. Osekin. Önden arkadan sıkıştırdık. Bir de uzaklaştır. Aha. Lan. Aldık. İşte bu. Yalnız çok güzel çıktık lan. Gezal. Raşit Gezal. Gezal. Gidiyorsun. Gezal. Kaldır. Yapıştır falan Andinho. Hadi be. Mükemmel gol atacaktık. Enkodu. Çok kötü vuruş. Fernandinho ne biçim vurdu öyle. Oğlum. Yok gol değil zaten de. Çok fena gol atacaktı Fernandinho var ya. Almamız çok iyi oldu bu arada. Şutları fena. Şimdi Rıdvan. Rıdvan. Enkodu. Yine yatırdık. Şimdi Alex'in koşu yoluna. Alex Teixeira'yı açtı ayağından. Alex götürüyorsun. Dar açı vuruş. Şezni. Delikt. Hadi be. Oğlum dar açıdan güzel vurduk ama. Kendi kalesine atmak üzereydi Delikt. Locatelli vurdu. Fernandinho. Eline falan çarpmasın da aman. İlk yarının son dakikaları. Yani böyle bitirirsek bayağı güzel. Maçı. Uzaklaştır. Delik dışarıda. Galiba bu şekilde ilk yarı sona erecek. Ortayı kapat. Ortayı savun. Geçemesin oradan. Alamadık. McKinney. Kapattık abi önünü. Şey McKinney aşağıdaymış lan. O kimdi? Madueke miydi? Öyleydi galiba. O çıkmadı. Çok güzel aldık lan. Şimdi şöyle verdik pasımızı. Lan. Hadi bir Batshuayi ya. Onu aktarabilsem var ya. Ay. Hadi be lan. O birazcık daha aşağı gitse var ya Alex'in pası. Gezal karşı karşıya kalacaktı. Bonucci. Ne olmuş? Ooo. Shakhtar. Yani 1-0 yeniyormuş da Neymar'ın golüyle 1-1 yaptı Paris. Hadi be. Alamadık ya. Kapat Fernandinho. Aynen burayı kapattık. Rose'ye gelsin oraya. Basın üstüne. Çok güzel attı ya. 2-1. Dybala. İşte bu tarz uzaktan şutları atıyorlar. İyi oyuncular ya. Atabiliyorlar. Değişiklik yapalım mı? Bir bakalım. Gerek yok abi. Devam. Böyle devam. Gol yiyoruz. Orada bayağı boş kaldı ya. Ama yine de işte uzaktan vurduğu için. Dybala olduğu için. Şuradan atıyor golü. Oradan kaçırmaz o. Paulo Dybala. 2-1. Dediğim gibi 2-1 yaptılar. 2-2 yapmasınlar bari. 3'ü bulalım. 3'ü bulalım ya. Sakin oynayalım. Temiz oynayalım. Rose'den Getson olmadı. Alex oldu. Getson şimdi. Çok fazlalar ya. Geri dön abi. Aynen dön geri. Heh. Şimdi gördük offside. Yok olmasın. Hadi be. Paris 2-1 yapmış. Uf, o biraz sıkıntı işte. Gerçi Paris'te bizim ilgimiz yok ya. Shakhtar'ı yenmesi daha iyi olabilir aslında. Yani Paris'in Shakhtar'ı yenmesi işimize gelir. İki tane takım 6 puan olmuş olur. Paris'te ikimiz 6 puan olmuş oluruz. Juventus'la Shakhtar'da 0 puan kalmış olur. Bayağı işimize gelir. Bernardo eşi. Rıdvan koş. Sergio Roberto. Roberto. Alamadık. Locatelli. Yoksa kim vurdu? Aman abi şunları uzaktan vurdurmayın ya. Aldık. Getson. Mükemmel zamanda kazandı topu. Koş Getson. Bıraktın. Batshuayi çok ağır kaldın abi. Alamadık ya. Berardeşi. Osekin. Berardeş tekrar. Rıdvan. Rıdvan bir müdahale daha gelmedi. Olsun. Olsun ortaya döndüler.
Fernandinho. Ezbere oynadılar ve topu kazandık ama çok kötü pas geldi Fernandinho'dan. Abi yapma işte onu. Aynı yerden ikinci golü yiyoruz ya. Şaka gibi. 2-2. Dybala. Çok sert vuruyor. Ersin'i tutması da zor. Bakalım. Şurada atılan pas şu aşağıdakini atacaktık da. Birazcık kötü geldi. Aynı yerden aynı gol abi. Aynı atlayış. Ersin'den de. Yedik golü yine ya. Enkutu tarafından gelmeye çalışalım. Topu kazanıp kontrata çıkmamız lazım şu an ya. Boş vida. Arkası bomboş. Hayır abi yapmayın şunu ya. 3-2. Of. Çok güzel gidiyorduk ya. İlk golden sonra çok afalladık. Acayip baskı kurdular. Öyle böyle değil. Şurada Rozier'in tarafı bomboş kalmış. Gelişine Guerrero. Çok güzel gol atıyor. Lan beklediler beklediler sonradan açıldılar ya. Hadi be takım be. 3-3 yapalım bari. Aldı Vida. Vida kaldır. Salih. Salih. Abi yapmayın ama ya. Hadi şuradan 3-3 yapalım. Al abi her şeyi. Al her şeyi açtım artık. Yani 4-2 olsan olur. 3-2 olsan olur. Her şeyi açtık. Çıkmaya çalışıyoruz. Abi ortaya ortaya. Alo. Heh bırak. Yok abi takım iyice şey yaptı artık ya. Of. Yok abi saldık ya. 4-2. Maalesef Juventus'a karşı çok sonradan açıldılar. Takımın pasları falan iyice gitti artık. Çok dağıldık ya. Niye böyle oldu abi? 2-0 ne güzel yeniyorduk. 2-0'dan 4-2'ye döndüler. Rezillik. Ne? Oğlum her vurdukları gol giriyor. Böyle de olmaz ki ya. Her vurdukları gol giriyor. Bir bakalım. Dur bakayım. Hat-trick yaptı Dybala bu arada. Her vurdukları gol abi. Şaka gibi ya. 2-0'dan 5-2. Aynı Dortmund maçında olduğu gibi artık takım zaten pasmas da yapamıyor. Saldılar maçı. İlk golden sonra 2-1'e getirdiler ya. Oradan sonra çok fazla baskı kurdular. Maça güzel başlamıştık ya. İlk golden sonra bir de penaltı atmıştık. Fernandinho'nun vuruşu vardı bir tane. Gayet güzeldi. Paris yenmiş. Sıkıntı yok. Deplasmanda yani 5-2 olsa da 3-2 olsa çok fark etmeyecekti yani. Sonradan çok saldık zaten. 3-2 olduktan sonra bayağı düştük oyundan. Daha doğrusu 1-0 yani 2-1'den sonra bayağı düştük. O yüzden hem beraberliği yakaladılar sonrasında da bayağı bir gol attılar. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek istiyorsak kendi evimizde yenmemiz lazım işte. Juventus'u kendi evimizde yenmemiz lazım. Hat-trick yapan Dybala Beşiktaş galibiyetinde parladı. Şimdi Galatasaray derbisi var bu arada. 1 puan farkımız var. Bu derbiden galibiyetle ayrılmamız lazım bir sonraki bölüm. Aynı şekilde bir sonraki bölüm Galatasaray ardından bu maç atlayacağız. Giresunspor maçını. Paris Saint Germain maçı var. Gaziantep ve Adanaspor maçlarımız olacak. Ondan sonraki bölüm yine Paris ve işte Sivas, Alanya, Shakhtar falan olacak. Bu şekilde yavaştan Aralık ayına doğru geleceğiz. Bu sonraki bölüm işte Paris maçı önemli. Hani bir beraberlik falan kopartırsak bayağı güzel olur Paris'ten. Çünkü diğerlerini full yeneceklerdir. Ve sonraki Juventus maçı bayağı önemli. Kötü başladık. Yani Shakhtar'a karşı galibiyet aldık. Juventus'a mağlubiyet aldık. O birazcık kötü oldu. 6 puan Paris, 3 puan biz, 3 puan Juventus şu anda. Shakhtar'ın puanı yok. Bu şekilde 3. olursak Avrupa Ligi'ne düşüyoruz da daha önümüzde çok yol var. En kötü 2. olarak çıkmaya çalışacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atıp özellikle kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.